Evet efendim konumuz açlık ve stres. Bize ulaşmak istiyorsanız 0212 331 66 24 25. 0212 331 66 51 52 numaralardan telefonla ya da e-maille doktoraytu.tv360.com.tr adresinden 24 saat boyunca bize ulaşabilirsiniz. Konuğumuz biyokimya uzmanı Doktor Tuğba Özülkü. Hoş geldiniz. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim sağ olun. Ee, sizin stresiniz yok gördüğüm kadarıyla. <laughs> ben kontrol altında. Kontrol altındayım stresini. peki. Evet. Tabii konuyu bilince kontrol altında tutmakta <laughs> kolay ama şimdi hakikaten bu çok önemli bir soru. Çünkü biz acıkınca yiyoruz. Yiyoruz. Normalde böyle olmalı. Ama biz sadece acıkınca yemiyoruz. Biz Kesin. sıkılınca yiyoruz. Efendim kızınca yiyoruz, mutsuz olunca yiyoruz. Sanki yemek her şeyin çözümü gibi. O buzdolabı var ya, hakikaten evlerde ben diyorum ki dolap olmasa vallahi çok güzel. Her seferinde alışverişe gitmek zorunda olsanız bu kadar yemeyeceğiz. Nedir bu bağlantı nedir aralarındaki? Şimdi stres altındayken sağlıklı beslenme alışkanlığımızı tamamen kaybediyoruz. Abur cuburlara <laughs> düşüyoruz, fast foodlara e, da danıyoruz, e, Dolabın önünden ayrılmıyoruz maalesef gibi. Stres artık hayatımızın bir gerçeği. Trafikten tutun, İstanbul'un trafiğinden tutun. Aileyi koruma, kollama, geçindirme ihtiyacına kadar, iş yeri iş, e, stresine kadar, boşanma stresine kadar hayatımızın, e, hayatımız tamamen e, stres altında. Şimdi biz ne yapıyoruz e, stres altındayken? Kortizol hormonu salgılıyoruz. Kortizol dediğiniz biz hani hep kortizonu biliyoruz ya kortizon ha. değil bu kortizol Kortizol. nedir kortizol ee, farkı nedir? Farkı nedir ee, kortizol adrenal bezlerden salgılanıyor böbrek asıl üstü, üstü bezlerden salgılanıyor asıl salgıladığımız e, kortizol oluyor. Kortizol nedir? E, eski çağlarda düşünün yırtıcı hayvanlarla karşılaştığınız zaman ne yapmak gerekiyordu? Ya savaşacaksın ya kaçacaksın. İşte kortizol bunu sağlayan hormon. Yani bir anda bizi Bizim, korku ve stres anında vücudumuzda ne, artıyor. Bir anda artıyor. E, ya kaçacaksın ya savaşacaksın. Eskiden yırtıcı hayvanlar vardı. Şimdi ne var? Biraz önceki saydığım streslerin hepsi var. Bu durumda yine biz kortizol hormonu salg salgılıyoruz. Ve ne gerekiyor savaşmak ve kaçmak için? E, vücuda enerji temini gerekiyor. İşte enerji temini sırasında da e, vücudumuz karbohidrat ve yağ metabolizmasını uyarıyor. İntiz, salgılanmasına neden oluyor. Ve dolaşımıza glikozun işte enerji teminini glikozdan sağlayacağımız için dolaşımımızda glikozun artması gerekiyor. İşte bunlar arttığı zaman da biz kendimizi dolabın önünde buluyoruz. Çünkü sürekli karbohidrat ve yağlardan zengin gıdaları almamız gerekiyor. Yani biz gerilince vücudumuz çabuk bana enerji lazım diyor. Çünkü savaşacaksın ya da kaçacaksın. Evet. O durumda da biz hadi enerji alalım diye gidiyoruz. Bunun için de maalesef gidip bir elma yemiyoruz, çikolata evet. yiyoruz, hamburger yiyoruz. E, düşünün stres altındayken hayatını sonlandıran insanlar var. E, gidip sağlıklı gıdalar hazırlamıyoruz. Mutfağa girmek istemiyoruz yiyecek hazırlamak için. Vallahi yiyecek hazırlamak sabahleyin benim de çok sevdiğim ve tanıdığım birisi televizyonda bir yemek tarifi yapıyordu. Hamburger tarifi yapıyordu. Hamburgeri yaparken hamburger. şöyle yaptı. Yok canım sağlıklı değil. E, kıyma yanına galeta. Üstüne dedi ki yurt dışında kullanılan sosyal ben bunu kullanıyorum. Türkiye'de çok iyi pekmez. Pekmezi de koydu. Ve dışarıdakilerden iyi. Bir yaşıyor. karıştırdı e ama bu oldu bomba. Şimdi şöyle bir <laughs> problemimiz var. Eskiden o dediğiniz yırtıcı hayvanla karşı yaşayan insan ne yiyordu? Ot buluyordu, ot yiyordu. En iyisinden hadi bir tane olmuş meyve yiyordu. Birazcık oradan şeker alayım diye. E, çünkü şimdi, fast food yok. Evet şimdi biz bir tane bir porsiyon bir şey yiyoruz soslu moslu ketçaplı içinde mayonezli şekerli Allah Allah o bir günlük o adamın belki üç günlük kalorisiydi bu. Zaten en önemlisi bu tür stres altında fazla kortizol salgılıyorsanız ki herkes bu şekilde değildir. Ee, bazı insanlar fazla kortizol salgılar <laughs> stres altında bazıları değil. Zaten yapılan çalışmalarda şunu gösteriyor ki eğer fazla kortizol salgılıyorsanız o zaman siz Stres oburusunuz gidip yiyorsunuz çünkü şu da bilinir ki e, bazen de stres tamamen yememizi engeller. Peki bir şey söyleyeceğim yani şimdi bir bu tipi anlayabiliyor muyuz? Yani ben kortizol salgılayan tip miyim salgılamayan tip miyim çok miktarda bunu bilecek miyim? İki nasıl kontrol etsem her seferinde derin nefes almaya çalışsam ay, yani bizim hip, hiperalkaloz dediğimiz şey <laughs> Bütün günüm böyle geçecek Yok, yani. O, onları birazdan anlatayım size. E, kortizol sabah saatlerinde en yüksek seviyelerde oluyor. O yüzden sabah saatlerinde özellikle 08'de aldırdığınız bir kanla kortizol seviyenize bakıyorsunuz. Ha, bunu ölçtürebiliyoruz. Tabii bunu ölçtürebiliyorsunuz. Eğer kortizol seviyeniz yüksekse stres altındayken <laughs> tabii ölçtürdünüz. Eğer yüksekse o zaman siz stres oburusunuz. Yani yiyorsunuz yedikçe de alacaksınız. Mümkünse herkes şöyle bir elini şu bel çevresinde şöyle bir gezdirsin. Siz yapıyor biz yapmak istemiyoruz. <laughs> yorular, Evet yapıyoruz evet, peki yani gezdiriyoruz. Evet şimdi elinize bir şey geldiyse bu buradaki artık toksik. Yani sizin tüm kalp damar hastalıklarınıza inmeye, kansere neden olan zararlı yağların olduğu yer. Böyle elleri kavuşturunca Kortizol, ya saklanmıyor yani. Hiç öyle. <laughs> evet. Kortizol maalesef ki bir stres altında salgıladınız. Çünkü enerjiye ihtiyacınız var. Kortizol bu karbonhidrat ve yağlardan sağladığı enerjiyi maalesef ki gidip kalçada biriktirmiyor. Ee, kalçada gidip, biriktirmiyor. Biriktirmiyor. Gidiyor bu bölgede bel çevresinde biriktiriyor ve burada biriken kilo da artık toksik. Ben bakın çok önemli bir şey söylediniz. Ben hep programlarda belki farkındasızdır söylüyorum. Diyorum ki eskiden kadınlar şişmanlayınca kalçalardan şişmanlardı. Basen büyürdü. Şimdi bakıyorum Yok, kadınların büyük çoğunluğu evet çünkü, erkek gibi karından şişmanlıyor. Çünkü e, erkekler etkilenmiyor, e, kadınlar etkileniyor. E, yapılan çalışmalarda hmm. stres altında erkeklerin daha çok alkol sigara tükettiğini, kadınların yüksek kortizol yüzünden daha çok fast food tarzı yiyeceklerle beslendiğini ve bu oluşan buradaki oluşan kilonun strese bağlıysa eğer ki bu... E, her 4 kiloludan birinde strese bağlı şuradaki toksik kilo var maalesef ki. Ve bu e, kadınlarda, erkeklerde görünmemiş. Neden bir şey. buradakine toksik kilo yani zehirli kilo diyorsunuz? Çünkü hastalıklara neden olan bölge burası, kullanılamayan bölge burası maalesef ki. İnsülin direncine neden oluyor, metabolik sendromlara neden oluyor, kansere neden oluyor kalp damar hastalıklarına neden oluyor. Şuradaki kilo olmayacak. Yani ne yapacaksınız? Edeceksiniz. Burada kiloyu gerçekten yok edeceksiniz. Bu kilo aynı zamanda sadece cilt altında değil, karın içinde de birikiyor, değil mi? Tabii ki iç mi? organlarımızda da birikiyor. Yani biz maalesef. ameliyat yaptığımızda hakikaten size şöyle bir şey söyleyeceğim. Dışarıdaki yağ kadar yani cilt altında bir yağ tabakası var. Bu kiminde böyle incecik, kiminde bu kalınlıkta oluyor. Ama bunun dışında açtığınızda o bağırsaklar, karaciğer, mide onun etrafındaki yağ da inanılmaz artmış oluyor. Yani iç organlarımız Evet, iç onların organlarımız hepsi yağla çevrilmiş oluyor. Tamamen yağlanıyor. Tamamen yağlanıyor. Ee, ne yapmak gerekiyor? Evet yani derin soluk alarak çözülecek bir problem <laughs> yok, değil. Yok maalesef ki. Ee, bir de evet. e, maalesef strese bağlı kortizol dedik. Kortizol de e, yağlı gıdaların ve şekerli gıdalara e, gıdalara aş ermemize neden oluyor. Onları dolaptan tamamen uzaklaştırmak gerekiyor en başta yani e, maalesef ki hepimiz stres altındayız ona yapabilecek hiçbir şey yok bazı stresleri kaldıramıyoruz hayatımızdan ama evde oturuyorsunuz o anda e, aklınıza geldi canınız sıkıldı dolapta çikolata var dolapta e, ne olabilir tatlılar var e, onlar dolapta olmasa kalkıp o saatten sonra yiyemeyeceğinize göre... Geçiştireceksiniz O yüzden mümkünse ilk yapmanız gereken dolaptan onları tamamen yok etmeniz. Ben şunu söylüyorum özellikle hani beni çok ilgilendiren kısım çocuk obezitesi yani çocuklardaki hı hı. şişmanlık da çok fazla oluyor. Yani diyorum ki almayın yani almayın yani bu çünkü eve hani Noel Baba getirmiyor ki bunu eve evet. alıp da koyuyorsunuz dolaba dolaba koymazsanız dolaba koyun meyveyi sebzeyi e, koyun suyunuzu gazlı içecekler yerine. Acıktıkça gittiğinizde baktığınızda akşam aynen sizin dediğiniz gibi gece 11'de çıkıp bir yerlere gidecek haliniz yok. Bakacaksınız dolaba. Meyve var, sebze var, su var. Buyurun yiyin. Yersen o var. Yani yapacak başka bir şey yok. Ben kendi adıma dolabımda e, çikolata, gereksiz abur cubur e, asla bulundurmuyorum. Bulundurmamak gerekiyor çünkü. Evet, yani önüne geçmek çok zor oluyor. Peki bu stresi nasıl Dizginleyeceğiz. Var mı bir çözümünüz? Ha, tabii ki var. Şimdi bir kere vücut e, kortizol salgılıyor stres altında. Evet ama kortizolle savaşmak için başka hormonlar da salgılıyor. Ne gibi? Oksitosin gibi, serotonin gibi, endorfinler gibi. Ama maalesef ki stres altında biz bu hormonları artık e, yenilirsek strese tabii ki salgılayamaz hale geliyoruz. O yüzden de bu hormonları tekrardan vücudumuzda arttıracak bazı şeyler var. Şimdi tam biyokimya uzmanı bulmuşken soralım. Serotonin mutluluk hormonu biliyorsunuz. Mutluluk oksitosin hormonu. aynı zamanda öyle bebeklerine bebeklerine evet bağlandıkları Tabii. ve kucaklaştıkça artan, artan hormon. Artan hormon. Ben kızıma öğrettim şimdi 8 öyle yaşında. Mi? Hadi oksitosin salgılayalım diyoruz ve birbirimize kucaklaşıyoruz. E, önce oksitosinden bahsedeyim. mutluluk hormonu. Şu anda herkes herhalde üçte bir e, kullanılıyordur antidepresan kullanıyor. Antidepresan serotonin miktarımızı arttırmak üzere içilen bir ilaç. Ama serotonini kendimiz de arttırabiliriz. Bu nedir? Kendini önemli hissettiren bir hormon. Ben önemliyim dedirten bir hormon. E, soru alıyor muyuz? Siz alacağız ama siz ben önemliyim dedikçe mikrofona çarpıyoruz. Onun için dikkat edin. Evet evet, tamam. evet. Sorumuz var hemen alalım. Merhaba. Ee, siz stresliyken yiyorsunuz dediniz fakat benim oğlumsa acıktığı zaman stresleniyor, agresif oluyor. Bu Kaç stresle... yaşında? <laughs> 22 yaşında. Kilolu mu? Hayır çok zayıf. Niye ama bir şekilde o e, kilo almayı stres haline getirmiş. Niye yemek Hı. yediği zaman bir strese giriyor? Başka bir sıkıntısı olabilir Hayır, mi? Hipoglisemizi falan olabilir mi acaba? Aç kalmak çok. onu niye strese sokuyor? Sokuyor. E, mutlaka ailede Yedi zaman çok iyi oluyor. Ailede şişman biri olabilir diye düşünüyorum. <laughs> ben şişman. E, i̇şte o, <laughs> sizden etkilenmiş olabilir. Şişmanlamak asla istemiyor olabilir. Hipoglisemiye girebilir. O duygu e, kötü bir duygudur. Hipoglisemiye girmek stres e, yaratır ve yeme isteği, o şekeri yükseltme isteği uyandırır. Bu olabilir. Yediği halde de zayıf. Ben de kızıyorum. <laughs> Belki şöyle olabilir, Tuğba Hanım'ın söylediği Peki. gibi bazı insanlar kandaki şekeri çok hızlı şekilde kandan çekebiliyorlar. Fazlasıyla hızlı. Dolayısıyla onun kanından şeker çok çekilince insan kendini güçsüz ve dediği gibi kötü hisseder. Kötü hissedince o zaman sinirlenir. Yani iyi hissetmiyorum kendimi diye sinirlenebilir. Yiyince kan şekeri tekrar düzeldiğinde, yukarı çıktığında gider. Ama Peki. bazı insanların özellikle sizin dediğiniz gibi... Yiyip de şişmanlamayanlar da hızlı bir metabolizma olduğu için çok hızlı çekiliyor olabilir. Ondan olabilir. Onun aslında belki i̇nsülin sık sık evet de insülinlere bakmak mutlaka bakmak lazım. Var. Ve sık sık az az yiyerek o kendini düzende tutabilir. Bence aç bırakmayın kızmasın. Yani sürekli yemesi gerekiyor. Yani yapabileceğimiz başka bir şey yok mu? Çünkü bir iki saatte bir yiyor. Evet ama onu mutlaka insülin, i̇nsülin şeker ve insülin şeker. direncine baktırmak Hı. lazım oğlunuzun. Yani Hı. bence oradan bir yola çıkın. Çok teşekkür ederim. Ben de Soru teşekkür şey. ederim. Şimdi dedik ki serotonin oksitasyonu serotonini arttırabiliriz diyorsunuz. Ha, serotonini, Nasıl arttıracağız? Serotonini arttırabiliriz. Ee, daha önce yaşadığımız kendimizi önemli hissettiğimiz olaylar e, serotoninimizi serotoninimizi arttırıyor. Çünkü beyin bu olayı daha önce mi yaşadı, şu anda mı yaşadı? Kavramına varırken sıkıntı yaşıyor. Siz şu anda oturuyorsunuz, stres altındasınız, canınız çok sıkılıyor. Daha önce mutlu olduğunuz bir anı aklınıza getirin. İşte o anda serotonini salgılıyorsunuz. Ee, bunu yapamıyorsunuz diyelim ki güneşli havada bir 20 dakika çıkın yürüyüş yapın. Hem D vitamini açısından güneş alacaksınız, D vitamininiz yükselecek hem de serotoniniz artacak. Bir kahve için. Serotonini arttırmak Kahve için. serotonini mi arttırıyor? Kahve de serotonini arttırıyor. Aslında çikolata, çikolata da arttırıyor. Onu, onu yemeyin. Onu söylemiyorum ben. Çok zor durumda kalırsanız sadece siyah çikolata yiyorsunuz. Şu kadar bir parça yiyorsunuz. Peki bir şey söyleyeceğim. Bu eski hatta mesela ilkokulda benim öğretmenim senle gurur duyuyorum demişti matematik problemi çözdüğümde. Bunu hatırlarsam ben şu serotonini mi Aynen öyle. Kendinizi önemli hissedeceksiniz. Bu çok çok güzel bir şey yani çok güzel bir ve yöntem ve o anı hatırlayacaksınız beyin çünkü bunu daha önce mi yaşamıştım şimdi mi yaşamıştım derken siz zaten serotonini arttırıyorsunuz yani o ve duyguyu o, o duyguyu işte, yakalamak önemli o duyguyu yakalayacaksınız o anda stres gidiyor bir kere stresi kronik hale getirmenizde sıkıntı var yani sürekli stresi düşünürseniz sürekli aklınızda o olursa o zaman dediğim gibi sürekli yiyeceksiniz yapabilecek hiçbir şey yok buna kesinti vereceksiniz. Bir sorumuz daha var alalım. İyi günler. Benim yeğenim de sınava hazırlanırken çok yiyor, kilo alıyor, Sipres. farkına varmıyor. Sınavdan sonra kilo aldığını farkına varıyor. Fakat çok üzüldüğü için bir şey yapamıyor. Sınava nasıl hazırlanmalı? Evdeki o gıdaları kaldıracak kendine ders arasında zaman verecek. Kendini çok güzel programlayacak. Günde diyelim ki 8 saat mi çalışıyor. Aralarda 20'şer dakika boşluk verecek. Balkona çıkacak. Dışarı çıkamıyorsa eğer mutlaka güneşlenecek. Mutlaka en az günde 8 defa sarılacak. Sarılırken de biraz sonra anlatacaktım oksitosin hormonu salgılıyoruz. Bu süt verirken annelerimizin salgıladığı hormon. Ee, bu da stresle savaşmada bizim bize çok yardımcı oluyor. Teşekkür ederim. Evet Tuba Hanım da aynı örneği verdi. Ben bunu programlarda hep söylüyorum. Gerçekten günde 8 defa 8 kucaklaştığınız defa, zaman evet. bir gün için yeterli oksitosini salgılıyorsunuz. Kimle kucaklaştığınıza dikkat edin ama yani günde 8 defa kucaklaşabilirsiniz diye. Ben hatta şunu söylüyorum. Kucaklaşacağınız hiç kimse yoksa lütfen bir kediniz olsun, köpeğiniz olsun ona sarılın. Ya da bir yani... yastığa sarılın en kötüsü yani. Belki o da verir bir şey. Bilmiyorum ondan emin değilim <laughs> ama gerçekten sarılın. Evet peki. Ee, oksitosin serotonini yükselttiğimiz zaman ki ben hakikaten sizden bu bunu öğrendim ee, Eski bir anımı canlandırmak hı hı. aynı şekilde kötü anıları da sürekli akılda tuttuğumuz zaman zaten otomatikman vücut onu aynı sistemle ya bugün müydü dün müydü algılamadığı için hep kendini o durumun içinde hissedecek Yani hı hı. ben utandığım sıkıldığım ya da beni sıkan yoran bir pro problemim varsa. Ve sürekli bunu düşünüyorsam vücudum hep diyecek ki ben bu problemin içindeyim, ben bu problemin içindeyim, ben bu problemin içindeyim. Ve sürekli kötü hormonları bu salgılayacak. Kısır bunu döngüyü, çevirmek o, lazım. O kısır döngüyü kesmek lazım. Aralarda boşluklar vermek lazım ona. Peki siz şimdi biyokimyacı olarak ben size gelsem desem ki ya beni bir incelesenize. Hani benim... Hormonlarımın durumu nedir? İyisi gözü. Bunların böyle ölçümleri var mı? Yani var. geliyorum size. Siz bana diyorsunuz ki senin serotonin'in düşük, oksitosin'in fena değil... kucaklaşıyorsun biraz ama <laughs> e, bir yandan da kortizolün çok yükselmiş mesela evet. bunu diye diyebiliyor musunuz? Tabii ki sabah aç karnına geliyorsunuz. Mümkünse sabah 8 sıralarında geliyorsunuz. Çünkü kortizol için bu önemli. Bir kere kortizolünüze bakıyoruz. Seviyesi nasıl? Çok mu yüksek? Yani serotonine bakıyoruz. Düşük mü? oksitosin dediğiniz gibi yani sarılmayla onu sağlayabiliyoruz. Allah'tan biz Türkler çok sıcakkanlı insanlarız. İnsinle bakmak gerekiyor. Bir kere glikozunuza bakmak gerekiyor. İnsin direncinize bakmak, insin hassasiyetinize bakmak gerekiyor. Bunların hepsini rapor halinde önümüze aldıktan sonra zaten sizin için bir profil çizebiliyoruz. Yani sizin şunları şunları yapmanız, şunları şunları yapmamanız gerekiyor diyebiliyoruz. Yani kullandığımız bir tane kıytırık arabayı 6 ayda bir götürüyoruz yağına, suyuna, lastin havasına bilmem ne baktırıp yıkatıyoruz da kendi hormonlarımıza, kendi kanımıza, kendi insülinimize 6 ayda bir baktırmıyoruz. Bir 6 ay, 30 senede bir baktırmıyoruz. Başımız sıkışmadıkça. Aynen öyle. Ama Aynen. bunlara demek ki bakılabiliyor ve bunlara göre siz bir harita çıkarabiliyor musunuz? Aynen öyle. Yani ben mesela e, günde yüzlerce hasta geliyor önüme. O rapora göre o hastanın kilosunu <laughs> karakterini çok rahat çünkü ben oradaki sonuçlarla konuşuyorum. Yani ben işimi çok sevdiğim için sonuçlara bakarak bu insan zayıf mı, spor yapıyor mu, kilolu mu, karaciğeri nasıl, karaciğerde yağlanma var mı? Bunların hepsini görebiliyorum. Hastalarımız arıyorlar bize ve hastalarımıza şunu söylüyorum zaten. Yani çık yürü. Hiçbir şey yapma. Sadece yürü. Ya da işte şunu yap, bunu yap, şunu yeme, bunu yeme obezite hormonları var mesela onlara bakarak şş, yani çok fazla e, şu şu hormonun artmış bunu yapmamalısın e, diyebiliyoruz. Peki doktor Tuğba Özülkü ben size biyokimya uzmanının yanında yaşam koşulunu da tavsiye ediyorum efendim çok teşekkür ederim.